yüzden kendimizi alkışlar mıyız? Bu akşam birlik ve beraberlik içinde olduğumuz için. Evet. Sayın Beşikdüzü Belediye Başkanım, Sayın Başkan Yardımcım, Beşikdüzü Belediyesi Meclis Başkan Vekilim, Beşikdüzü Esnaf ve Sanatçılar Odası Başkanım, Beşikdüzü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanım, Beşikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanım, protokolün değerli üyeleri, sevgili muhtarlarımız, uzaktan yakından aramıza gelen ve bu akşam bizimle beraber bu güzel geceyi yaşayan tüm esnaflarımıza hoş geldiniz istiyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Beşikdüzü tarihinde bir ilk bu akşam burada yaşıyoruz. İlk defa bu akşam Beşikdüzü Belediye Başkanlığı ve uzun yıllar içinde hizmet veren Beşikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, esnaflarımızın sıkıntılarını anlatan, dertlerinden bulduğumuz güzel yüzyılda buluşuyoruz. Özellikle bu güzel geceyi bizlerle beraber yaşayan, paylaşan, gittiğimizde bizi boş çevirmeyip esnafımızla beraber bir akşam toplanalım, esnafımızın değerli sıkıntısını hep beraber esnaflarımızla beraber çözelim diyen Sayın Beşikdüzü Belediye Başkanımız Orhan Çakşoğlu'ndan teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Beşikdüzü Esnaf Odası Başkanı adına sağ olsun kendileri. Şu an aramızda Sayın Başkanımıza bir alkış lütfen. Evet, Beşikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak bu akşam burada sizlerle birlikteyiz. Öncelikle yönetim kurulu adına, denetim kurulu adına hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Gerçekten beklenen üzerinde bir kalıpla bu akşam burada beraberiz. Umarım ki, dilerim ki bu akşam burada hem Sayın Belediye Başkanımız hem de Esnaf Odası Başkanlığı olarak sizlerin soruları olacaktır. Bunları cevaplandıracağız. Sayın Belediye Başkanımızın son bir yıl yaptığı çalışmaları beraber burada paylaşacağız. Ben öncelikle günün anlam önemini belirten konuşmalarını yapmam üzere Beşikdüzü Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Hüseyin Günaşlı'yı alkışlarımızla birlikte davetimi arz ediyorum. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Bu arada aramızda Beşikdüzü Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Sayın Ali Devirci var. Sayın Başkanım, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, alkışlarımız Hüseyin Günaşlı için. Sayın Belediye Başkanım, Belediye Meclisi Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcım, İlçe Başkanımız Sayın Avni Demirci, Köy Mahalle Muhtarlarım, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanımız Sayın İlka Sağ. Saygıdeğer esnaf ve sanatkar kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bizim burada esnaflar olarak bazı soru ve isteklerimiz var. Bu soru ve isteklerimizi 10 tane başlık altında toplamış bulunuyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız sermayesini ve emeğini gücünü birleştirerek sıkıntı içinde gece gündüz hizmet vermektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları, istekleri, bilgi almak istediği konular vardır. Bu konuları yönetim kurulu olarak başlıklar halinde tespit ettik. Bu hususlarda belediye başkanımızı bilgilendirme yapacaktır. Bu gecenin organize edilmesinde bizlere yardımcı olan Sayın Belediye Başkanımız Orhan Bıçakçıoğlu'na şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Başkanımız bilgilendirme yaptıktan sonra söz almak isteyen esnaf ve sanatkar arkadaşlarımız bilgilendirme yapmasını belediye başkanımız Orhan Bıçakçıoğlu'na rica ediyoruz. Bizim esnaf ve sanatkarlar olarak isteklerimiz, sorunlarımız ve bilgi almak istediğimiz konular şu başlıklardan oluşuyor. Bir, esnaf ve sanatkarlarımızın dükkanın ürününün bir kısmını kullanması. İki, aynı meslek grubunda olan esnaflarımızın yan yana dükkan açmasına izin müsaade edilmemesi ve açma ruhsatı verilmemesi. Üç, seyyar pazarcı esnafımızın sokak aralarından kurtulup kalıcı bir pazar yeri konusunda bilgi verilmesi. 4.
kentsel dönüşüm hakkında bilgi verilmesi, 5 açık ruhsatı vermeden önce esnaf sicil ve oda kaydının esnaflarımızdan istenmesini rica ediyoruz. Şarşı içindeki park halinde bulunan araçların parkının kaldırılması konusunda bilgi verilmesi. 7 toptancağın kaldırılması konusunda bilgi verilmesi. 8 sanayi çarşısı girişindeki eski belediye şantiyesinin yıkılarak sanayi çarşısının önüne açılması. Ayrıca sanayi dükkanlarının A bloku arkada su almaktadır ve rütübet vermektedir. Bu konuda bizlere yardımcı olmasını ısrar ediyorum. 9 cezaevinin içimize gelmesi konusunda bilgi verilmesi. 10 fakültenin içimize gelmesi konusunda bilgi verilmesini Sayın Başkanımızdan arz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sevabını verdiniz. Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Yönetim ve kurumum adına da sizleri tekrar selamlıyorum. Sayın Başkanımız. Sayın Başkanımızın cevap vermesi gereken konular kürsümüzdeniz. Hazır burada bekliyoruz. Rica ediyoruz. Sayın Başkan'ın alkışlarla uğurluyorum kendini. Hüseyin Taşlı, uzun yıllar içinde hizmet veren değerli bir iş adamı olmakla beraber sivil toplum örgütünün her zaman önce olmuş. Beşiktaş'ta herkes Hüseyin babası olmuştur. Hüseyin babaya bir alkış lütfen. Her şeyden önce o Hüseyin babamız. Evet, Sayın Belediye Başkanımızın birazdan konuşmalarını yapmak üzere kürsüye alacağız ama onun öncesinde bir yıllık görev içerisinde Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu çalışmaları anlatan bir slide gösterimiz var. Önce o slide gösterimizi izleyelim ve ardından Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bıçakçıoğlu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet edelim. Hazır mı slide gösterimiz arkadaşlar? Konuşmalarını yapmak üzere alkışlarına sahne ediyoruz Sayın Başkanımızı. Sayın Başkanım buyurun. Tüm evlerim selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beşiktaş'ın sahibi, çoluk çocuğunun rızkını, nafakasını alın teriyle kazanan Beşiktaş'ın temel taşı, değerli esnaf kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu akşam bizi burada bir araya getiren Beşiktaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Hüseyin Günaş'tı ve yönetim kuruluna teşekkürleri bir borç biliyorum. Bundan 10 gün önce beni ziyarete geldiklerinde biraz önce kendisinin kürsüden dile getirdiği talepleri karşılıklı istişare etti. Kendisine şu öneride bulundu. Esnaf kardeşlerimle bir araya gelelim. Hem benim belediye başkanlığımın 1. yılı dolmak üzere hem ne düşünüyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, ne yapmayı planlıyoruz, nasıl bir Beşiktaş'ı hayal ediyoruz, bunları birlikte konuşalım, tartışalım işte. Malumunuz 15 yıl önce bu ilçeden Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili olarak Ankara'ya gittim. O günün şartlarında ülkenin yaşadığı, Allah bir daha göstermesin, 2 büyük deprem ve 2 büyük ekonomik kriz ortamında elimden gelen gayreti, çabayı, çalışmayı Beşiktaş için yaptığım kanaatindeyim. Bugün eğer Beşiktaş'ın da bir organize sanayi varsa, bugün eğer Beşiktaş'ın da bir takım kamu kuruluşlarının yatırımı varsa o günden kalma, bunlar benim gayretimden olmuştur. Benim çalışmalarımın eseridir. Hayatım boyunca hep çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Yaşım 60. Bugün içinizden birisine şunu sorsam veya sizin çocuklarınızdan birisi, benim yaptığım acaba yapabilir mi? Ben her çarşamba Beşiktaş'ın heyetiyle
bu yolu kat ederek 3 tekerlekli simit arabasıyla simit satmaya gider. Buna inan. Ortaokul çağlarında bunu yaptım. Dişitköy'den arkadaşlarım büyükler bilir. Pazarcıda pazarcı arabalarıyla Tonya'ya, Şam pazarına pazarcılar o arabalarıyla simit satmaya giderdi. Bu çalışmalara devam edeceğiz. Biz biraz öncesi video gösterisinde izlediklerimizi yaptık. Beşikdüzü Belediyesi için, Beşikdüzü halkı için, Beşikdüzü'nün daha müreffeh, daha zengin, daha gelişmiş, Trabzon'un batısında bir cazibe merkezi olması için, bir kanat çekim merkezi olması için düşüncelerimiz var. Belediyenin internet sitesinde seçim öncesi yaptığım her konuşma var. Başkanın konuşmaları diye. Geçen yıl adaylığım açıklandıktan sonra nerede ne kelam ettiysem, ne söz söylediysem hepsini oraya koydurttum. Dedim ki bu sözler beni bağladı. Bu sözler benim ağzımdan çıktı. Ve ilgilenen, merak eden orada benim seçim öncesi konuşmalarımı görebilir. 27 Mayıs'ta 2014'te seçimden 3 gün önce Beşikdüzü'nde öğretmen evinin önünde yaptığım konuşma da orada. Orada demiştim sözlerime başlarken vaat yok. Yapacağım diye ağzımdan kelime çıkmayacak. Sadece yaptıklarımla sizin karşınıza geleceğim. Bir tek sözüm var bu Beşikdüzü'ne. Son slayt gösterisinde okuduğunuz gibi bu Beşikdüzü için çalışacağım. Söz veriyorum, çalışacağım. Bu ilçede doğan, bu ilçede doyamayın. Bizim kardeşlerimiz, komşularımız ilçemizi terk ettiler. Hısıtların peşine gurbete çıktılar. Kimi Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i, yurdun muhtelif yerlerini mesken tuttular. Oralarda çoluk çocuklarının rızkını aramaya başladılar. Kimi bürokraside, kimi iş adamı oldu. Ve bu insanlar bu Beşikdüzü'nü unuttu. Unutmadı diyen varsa unutmamıştır. Ama 2 senede bir, 3 senede bir, senede bir 10-15 gün yaz tatilini geçirmek için Beşikdüzü'ne misafir gibi gelirler ve dönerler. Ben hep söyledim, bu 4 Domboslan, Yangel Osman misali yurdun 4 bir tarafında yaşayanlardan ben de biriydim. Vekillikten sonra 1 yılım yurt dışında geçti. Daha sonra Ankara'da ticaretle yine ve Çorum'da ticaretle uğraştım. 12 yılım böyle geçti. Ta ki Beşikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olmam için teklif alınca, ya efendim, yarın öbür gün ölüp gittiğinde babanın yanına yattığında o mezarın garip kalmaz. Ve benim gibi hemşerilerim de mezarları garip olmaz. Bu Beşikdüzü göç veriyor. Çoluk çocuğumuz en azından buranın yaşanabilir bir ilçe olsun, kalkınmış bir ilçe olsun ki burada kalsın, burada olsun. Şimdi Hüseyin Başkan soruyor, fakülte. Fakültenin altyapısını yapmak lazım. Fakülte için yurt lazım, yer lazım. Hastane için yer lazım. Bunlar hep bir uğraşın sonucunda ortaya çıkabilecek şey. Son 13 yılda maalesef Beşikdüzü'müz gerekli öz eleştiri olsun AK Parti adına gerekli kamu yatırımı alamadı. Ama her hafta Ankara'ya gidip geliyorum. 2 gün 3 gün orada kalıyorum. Bu yıl 2015 yılında 50 milyonluk diyelim, eski parayla 50 trilyonluk kamu yatırımı Beşikdüzü'ne yapılacak. Ne olduğunu yapımlar başladığı zaman, ihaleler yapıldığı zaman duyarsınız.
Ve bu beşik müdürü geriye dönük hiçbir zaman sataşma olmazsa şahsıma, sataşma olmazsa arkadaşlarıma, sataşma olmazsa bana inananlara, bana oy verenlere, beni bu göreve layık olanlara geriye dönük hiçbir kimseyi eleştirmem. Herkes çapı kadar, yürümü kadar yetkili. Yarın öbür gün bu görevi bıraktığımda benim de mutlaka eksiklerim, yapamadıklarım olacak. Ama ben Beşiktaş Belediyesi'ni devraldığımda internet sitesine her ay gelir ve gideri koyuyorum. Gelen parayı, harcamalarımızı şeffaf bir şekilde oraya koyuyoruz. Biraz önce gördüğümüz araçlar eski parayla 5 trilyon lira arkadaşlar. 5 trilyon lira verdim ben bu araçlara. Daha 4 tane daha var gelecekler bu ay son. İlk 10-15 gün içerisinde. Ve o Beşiktaş Belediyesi son 15 yılda araç parkına sadece bir makam aracı alabildi. Biz 5 trilyonluk araç aldık. Niye aldık? Çünkü Büyükşehir Yasası'dan sonra İl Ödül İdaresi kapandı. Köylere hizmet getirme birliği kapandı. 7 mahallesi olan Beşiktaş'ı 34 mahalleye çıktı. 8-10 kilometre kareden 85 kilometre kareye, 70-80 kilometre yoldan 411 kilometre kareye kilometre yola Beşiktaş Belediyesi bakmak zorunda. Ama Büyükşehir Yasası'nın getirdiği bir takım sıkıntılar ve handikaplar var. 30 var bölgesi Beşiktaş Belediyesi'ne gelen para üçte birmiş. Bunda belediye meclis üyelerim var. Hepimiz tanıyoruz. Belediye sitesine de bunları koyuyorum. Biz sihirbaz gibi. Hani sihirbazlar şapkadan tavşan çıkarır ya. Şapkadan tavşan çıkarmanın peşine düştü. İnşallah bu seçimlerden sonra bu yasa düzelir de elimize biraz daha fazla para geçer diye ümit ediyorum. Parayı çok seven birisi. Bunu mecazi anlamında söylüyorum. Bu ilçeye paranın girmesi lazım. Sizlerin mutlu olması için, sizlerin önünün açık olması için bu ilçenin parayla buluşması lazım. Sizler Akçabat'ta Batıkebir'de mi esnaf olmak istersiniz? Gümüş Kavra'nın yoksa Beşiktaş'ın mı esnaf olmak? İşte biz bu ilçenin ekonomik hayatını canlandırmak zorundayız. Şu içinde bulunduğumuz tesisi bugünlerde pazarlık aşamasındayız. Bir kamu bankasına devredeceğiz. Buraya bir 5 yıllık otelin yapılmasını planlıyoruz. Her türlü imar plan tadilatlarını burayla ilgili yaptık. Yine Hüseyin Başkan da konuşmasında söyledi. Bazı konularda sizlere yine ben bilgi vereceğim. Yapılınca tabii bazı şeyleri göreceksiniz. Beşiktaş'ın yıllardır uhdesinde olan, yıllardır gündeminde olan Beşiktaş'ın tepesiyle ilgili projemiz devam ediyor. Bu satışı gerçekleştirdiğimizde buradan aldığımız parayla bu Beşiktaş'ın tepesine telefonu çıkaracağım. Allah izin versin. Hiç başka yere bu parayı harcamayacağız. Bu işi Beşiktaş'ı cazibe merkezi olsun diye bunu yapacağız. Yine kentsel dönüşümden biraz bahsedeyim. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Ama hangimizin içine bu Beşiktaş'ındaki sokakların hali sığıyor, binaların o çirkin görüntüsünü haz ediyoruz. Sağlık Ocağı'nın arkasından eski Samsun yolundan Fatih Camii'ne kadar olan alandaki 21 hektar yani 200 dönüme yakın yeri 21 hektar 210 dönüm yapıyor. 210 dönüm alanı sahile kadar kentsel dönüşüm al. Bu kilo protokol imzaladı. Etap etap yapacağız. Kamulaştıracağız. İkna etmeye çalışacağız. İkna olmayan mal sahiplerini yerini kamulaştıracağız. Yeni binalar, yeni iş yerleri, geniş caddeler
bu proje kapsamlı. Bugün havaalanına doğru gittiğinizde karşıdaki 7-8 katlı binaların yıkıldığını görürsünüz. Trabzon, Çömlekçi'de kentsel dönüşümün işte izini görürsünüz, yapıldığını görürsünüz. Biz TOKİ'yle protokol imzaladık. Bir ay içerisinde hizmet alanı ihalesine TOKİ çıkacak. Ve ondan sonra projeler ortaya çıktığı zaman zaten biz belediye sitesinde nereye ne yapılacağını ilan edeceğiz. Bu alanda ruhsat vermiyoruz. Bu alanın dışında kalan alanda ise çiftçi yapılaşmaya da müsaade etmeyeceğiz. Şu anda gücümüz yettiğince, paramız olduğunca imar planı tadilatlarına giriyoruz. Beşiktaş'ta çocuklarımızın oynayacağı 500 metrekare bir çocuk parkı yok. İmar planlarında yok. Spor alanı yok. Sağlık alanı yok. Eğitim alanı yok. Bunlar imar planlarında olması lazım. İmar planlarına konmuş olması lazım. Şehirde yaşıyorsak bu şehrin hakkını vereceğiz. Şehirde yaşamanın kuralına uyacağız. İmar plan tadilatlarıyla yeni arsalar, alanlar üreteceğiz. Buralarda çocuk parkları, yeşil alanlar, sağlık alanları, eğitim alanları, spor alanlarını bilabede imar uygulamalarıyla Beşiktaş halkına kazandıracağız. Birileri yerim gitti diyecek ama yerinin kalanının değeri tamamının değerinden fazla olacak. Bunu böyle bir. Biraz esprili yaklaşarak Kurban Bayramı'nda billboardlara kasabanın şerifi yazdım. Çöplerden bahsettik, kaldırımlardan bahsettik. 3 tane çöp arabamız var. 34 mahalleyi topluyoruz. Yeni camiden Duybulu'ya çöpü haftada 2 kere alıyoruz. Oğuzlu Yeşilköy'ün çöpünü alıyoruz. Bu 3 araçtan alıyoruz. Ve bu çöpün şu anda Rize'deki Katı Atık Birliği'nin yani Arsen ne taraf Arap'taki diyelim oradaki depolama merkezine gönderiliyor bizim çöpümüz. Biz çarşı başında aktarma istasyonunda bu çöpü bırakıyoruz ve çöpü parayla bırakıyoruz. Rize ve Trabzon Belediyesi'nden sonra Katı Atık Birliği'ne 1 milyona yakın borcumuz. Yani sizin çöpünüzü ben topluyorum, belediye olarak götürüyorum, çarşı başına teslim ediyorum. Onlar da bu işi bir sıraya koymuşlar. Beşiktaş Belediyesi gece saat 12'ye kadar çöpü götürürse alıyor. Onun için arkadaşlara broşür bastık, billboardları yazdık, kapı kapı dolaştık, okulda çocuklarımızla konuştuk. Dedi ki, akşam 17-20 arası siz bu çöpü bırakırsanız biz de 24'e kadar bunu çarşı başına teslim ederiz. Araçlarımız boşanır. Bu boş olan araçlar da gündüz eski köy dediğimiz yeni mahallelerimizdeki çöplere toplamaya çalışır. Bakın geçenlerde bir aracımız kaza yaptı. Görüyorsunuzdur çarşıda. Ortahisar Belediyesi'nden bir araç kiraladık. Onunla beraber toplamaya başlıyoruz, devam ediyoruz. Onun için bu konu hassas bir konu. Yani bu çöp meselesi bir sağlıklı bir çevre istiyoruz. Sağlıklı bir sokak, cadde olsun istiyoruz. Temiz, mikropsuz olsun istiyoruz. Bunun için bu çöp konusunda sizlerden rica ediyorum. Burada bir sürü sakin olarak sizi görmüyorum. Hem sakini hem sahibi olduğunuzun farkında olun. Müdahil olun. Artı kaldırma konusu biraz sizin canınızı yakacak. Şimdi, biraz önce yine slide'da vardı. İçme suyumuzu yeniliyoruz. İçme suyu hattını çarşı içinde yenileceğiz. Bununla ilgili ödenek çıktı. Kanalizasyonu çarşı içinde yıllardır ihmal edilmiş, yapılmamış. Terfi istasyonu bitince müteahhit, aynı müteahhit çarşıya gelecek. Bu caddeleri boşaltmamız da bu insanlar kaldırımlar üretiyorlar. Bakın ben belediye başkanı oldum. Birinci veya ikinci ayda 30-40 imzalı bayanlardan imza geldi, dilekçe geldi.
biz kahve önlerinden geçemiyoruz. Hatırlarsınız bir hareket yaptık, dedik ki kahvehaneciler kahve önlerini boşaltsınlar dedik. Ama Hüseyin Başkan o zaman da geldi, o zaman şimdi bu gelişim ikinci gelişidir. Ama bunu yapmamız lazım. Eğer siz malınızı teşhir etmek istiyorsanız vitrininizi biraz öne çekin, yapın. 1 Nisan'dan itibaren kaldırımlara 1 santimetre karesine dahi müsaade etmeyeceğiz. Şu kadarını bırakın, 3'te 1'ini bırakalım, 4'te 1'ine koyalım. Yok. Biz bunu denedik. Etmeyeceğiz. Hem de teşhir. Ve biz bu suyu ve kanalizasyonu çarşıya İş müteahhidi soktuğumuz zaman zaten o kaldırımlara ihtiyacımız var. İş Bankası'nın önünden Fatih Camii'ne kadar o caddeyi ortadan ikiye babalarla böleceğiz. Parkı yasaklayacağız. Onun için boş arsaları doldurup otopark haline getireceğiz. Başladık yapmaya, bunu yapacağız. Sahildeki kanalizasyon inşaatı bittiği zaman eski orada bir otopark vardı, oraya otopark yapacağız. Esnaf kardeşim benim sabahtan gelecek, çarşı arabasını sahilde bırakacak, yürüyüp gidecek. Veya vatandaş yürüyüp gidecek. Yani bir araba sağ tarafa çektiği zaman solundan ikinci bir araba geçemeyecek. Bunu bir takım kuralları, bir takım bu kentle ilgili, bizim ilçemizle ilgili daha yaşanabilir, daha cazip olsun diye yapmak mecburiyetindeyiz. Bunları da katı katı, yani şey demeyeyim, hoşgörülü olacağız, birbirimizi anlayacağız. Broşür bastık, dükkanının resmini broşüre bastım. Sonra gittik arkadaşa baktım, belki içimizde. Ama yine de orası tamamen %100 kaldırım işi kaldırdı. Pazar yerine ilgili bir şey var. İnşallah bu yaz yapmayı planlıyoruz, temelini atmayı planlıyoruz. Cevi pazarı yapacağız. Bu seçim çalışmalarında postane, yani şu anki pazar yerinin kurulduğu caddeler üzerindeki binalarda oturan vatandaşlardan hep bir şikayet geldi. Bir de bizim pazarcımız çarşamba akşamından gelip servisini açıyor. Sabah işte demirini, çadırını vurmak için çakıyor. Ya o binada hasta mı var, yaşlı mı var, çocuk mu var? Allah muhafaza bir yangın çıksa, bir rahatsızlık olsa ambulans girebilecek, itfaiye girebilecek. Bir ilçeye yakışan modern bir pazar yeri nasıl olmalı ise o şekilde bir pazar yerini bu yıl içerisinde başlayacağız. Yine cihaz dedim ama bunu yapmayı düşünüyoruz. Yerimiz hazır, yeri bulduk. Bu yeri temin ettik. Ya burada bunu yapacağız. Yine notlarıma bakayım da. Gel esnaf kardeşim. Biz belediye olarak tabii ki sizlerin yardımcısıyız. Birlikte biz biriz. Birlikte beş yüzüyüz. Sizin bu ilçeyi sevdiğiniz kadar ben de sevdim. Sizin birbirinizi sevdiğiniz kadar ben de sizsin. Bazı eleştiriler kulağıma geliyor. Nefsimi açtığıma inanıyorum. Hep sorarlar, yani etkinlik yaptığında belediye başkanlığı nasıl falan diye. Burada bir hizmet. Hangi makam olursa olsun, ayırt etmiyorum. 5 yılın sonunda bir yıl geçti. Zaman çok çabuk geçti. Ama ömür bitmiyor. Ömür böyle hasta olan bir insana sorar. Ah ölsem der yani daha bir hastaya. Ama ömür zaman çok çabuk geçti. İşte bir yıl geçti. Sıkıntılarım var. Sıkıntılarının sizlerle paylaşacak şey yok. Ağlama şeyi değil bu. Bunları aşacağım. Parayı bulacağım. Bu 500 hizmeti, yatırımı, ve Beşiktaş'ın nüfusu nasıl artar? Onu hep birlikte 4 yılın sonunda göreceğiz. 4 yıl kaldı burada. Biraz önce konuşmamda söyledim. Bu yılki yatırım 50 milyon. Eski parayla 50 trilyonluk bir yatırım gelecek. Bu kamu yatırımı, yatırım programlarına bu girdi. Allah nasip ederse yarın akşam yine Ankara'ya gideceğim. Perşembe günü orada önemli bir görüşmem var.
Cuma günü Perşembe günkü görüşmem olumlu geçerse zaten Cuma günü peşin üstünde duyarsınız görüşmenin ne olduğunu. Hadise bu. Mikrofonu dolaştıralım. Fazla da vaktinizi almayayım. Yemek yiyelim. Yemeğimizi yiyelim. Sanatçı kardeşimiz programdan izlerken devam eder. Geldiğimiz, katıldınız. Beni dinleme zahmetinde bulundunuz. Kapım her zaman açık. Ama içeride ben yok. Kapım şaka. Belediyede, belediyenin kapısı her zaman açık biliyorsunuz. Benim makam şeyi. Ama içeride ben yok. Arkadaşlarla öyle şakalaşıyoruz. Mustafa Başkan var, Cahit Bey var, Başkan Yardımcılarımız, Cengiz Demir Bey var, sürekli orada bir denetim duran. Her derde derman olamazsak da her derdi dinleyecek sabrı gösteririz. Belediyeden 30 tane personelimizi ayırdık. Yasa bekliyorum, yasa çıkmadı. İşte 30 personelle beraber yollarımızı ayırdık. Başka kamu kurum ve kuruluşlarına gitti. Daha hızlı, daha aktif, daha böyle mobilize bir belediye yapmayı hayal ediyorum. İnşallah bu hayali gerçekleştiririm. Cenab-ı Allah bizleri utandırmasın. Cenab-ı Allah sizlere hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin. Helalinden çoluk çocuğunuza yedirmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun. İstimasın. Evet, Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Orhan Çamçıoğlu'na teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz, emrini alkışlıyoruz sağ olsunlar. Değerli protokol, değerli katılımcılar, söz almak isteyen esnaflarımız var ise Sayın Başkan'a sorularını alacaklar birazdan. Ama önce biz hem tatlı yemeği tatlı konuşalım diye yemeğimizi bir servis yapalım. Yemeğimize geçtiğinde daha sonra sorusu olan, sıkıntısı olan çözüm aramak isteyen esnaf arkadaşlarımız Sayın Başkanımızın sorularını soracaklar. Sayın Başkanımız da kendilerine konu ilgili izah edecek. Herkes sorduğu sorunun cevabını verecek. Söz almak isteyen vatandaşlarımız sorular varsa lütfen el kaldırsınlar. Ben yanlarına kadar geleceğim. Onlar da sorularını Sayın Başkan'a soracaklar. Evet, buradan başlayalım. Beyefendinin bir sorusu vardı. Önce ismimizi ve soyadımızı söylüyoruz. Sayın Başkan sizleri dinliyorlar ve program sonunda sorunuzun cevabını verecekler. Buyurun efendim. Cümleden hayırlı akşamlar. İsmim Ali Öztürk, esnafım Beşiktaş'ımda. Yıllarca da esnaf odasında yöneticilik yaptım. Yıllarca da yöneticilik yaptım. Böyle bir toplantının olması Beşiktaş'ın esnafların adına bir araya gelinmesi çok güzel bir olay. Bu işi organize edenlerin, emeğe geçirilen herkese teşekkür ediyorum. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Saat 6'da toplantı. Ama benim bildiğim saat 6'da akşam namazı oluyor. Belki birilerinin kalbine gidebilir, zorlarına gidebilir. Ama saat 6'da akşam namazı vakti yapılması bence uygun değil. 6.30 deseydiniz çok daha güzel olurdu. Belki gelenlerde durma asker olur. Belki birçokları yanlış anlayabilir. Ondan dolayı özür diliyorum. Bir başka dikkatimi çeken konu arkadaşlar, organize olan bir protokol masası var. Diğer de esnaflarımız dağılmışlar çok güzel. Bence protokol masası olmasaydı da buradaki arkadaşlarımız dağılıp otursaydı biraz daha güzel olurdu. O buradaki şeyle ilgili bir konu mu? Bir diğer konu Sayın Belediye Başkanım'a. Şimdi güneşten gösterdi bize çok güzel. Ben esnafım. Önce onu söyleyeyim. Kar yağdığı zaman 3 gün dükkanın önündeki kar kalkmadı. Sayın Başkanım, özellikle onu not almanızı rica ediyorum. Bir daha kar yağdığı zaman dikkatli olalım. Bir diğer konu, dükkanların önünde bir Nisan'dan sonra hiçbir şey koymayacaksınız diyorsunuz. Güzel bir şey ama bize de bir hak tanısanız çok güzel olur. Şahsen ben dükkanın önüne devamlı koyuyorum. Herhalde bir Nisan'dan sonra ceza yiyeceğim. Bir diğer esnafın sorunlarından çok sorunları var da arkadaşlar sokakta konuşurken esnaf arkadaşlar çok güzel konuşuyor.
hep eleştiriyor, hep eleştiriyor. Hatta kapının önünde biraz önce 2-3 kişi de aynı şeyi söyledi bana. Nedense mikrofon eline alıp da burada konuşmak kimsenin şeyine değil yani, böyle sanki bir şeyden kaçıyorlarmış bir havası var. Yani sokakta konuşmak neyse buraya gelip her şeyi ortada konuşalım ki derdimize çare bulalım. Derdimize çare bulmadıktan sonra boş boş sokakta konuşma hiçbir anlam ifade etmiyor. Sokakta boş konuşuyor. Esnafın konularından ben şimdi çarşının öğretmen evinde önünde esnafım. Benim dükkanımın karşısına adam getiriyor. Haftasız gün bir tane caminin önüne pantoloncu getiriyor. 10 lira pantolon, 15 lira pantolon. Benim hemen yan tarafta bir tane pantoloncu var, pantolon satan esnaf var. Adam sinek alıyor. Ben akşama kadar ekmek parasını zor çıkartıyorum. Önce onları iyice analiz edip ne yapılması lazım gerekir. Ona göre çare alınması lazım. Adam geldi orada her öğlen namazının önünde ampul satıyor orada. O 4 lira ampul 10 lira, 5 lira ampul 10 lira. Ne vergisi var, ne dişisi var, araba markası açıyor, satıp varıp gidiyor. Bunları kime anlatacağız derdimizi? Başkanım özellikle bunlar not alın ya. Özellikle bunları not alın. Ama bizim dükkanların önündeki şeyde de bize biraz tolerans hani ya. Onları. Caddenin ortasını göreceğim diyorsunuz, çok güzel. Ama dikkatimi çeken bir şey oldu. Mesela o İş Bankası'nın önünden doğru gelen caddelerde sağlı sollu bölünecek dediniz orada. Mesela o caddedeki arkadaşlar kamyonla malı gelirse nasıl boşanacak? Onlara nasıl bir şey düşünülüyor, nasıl olacak? Ben o caddede değil olmamama rağmen kafam takıldı, onun için soruyorum. Kusura bakmayın. O caddede üzerindeki arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl yardımcı olunacak? Tamam. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet, esnaf arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan soruların cevaplarını birazdan verecek. Bu aslında başka sorusu olan esnaf arkadaşımız var mı? Değerli arkadaşlar, bakın biz bu akşam buraya şoförler, esnaf odası başkanlığı, 5. belediye başkanlığı olarak birlik beraberlik ilçesindeyiz. Esnaflarımızın sorunlarını sayın başkanımızla kendi ağızlarından dinlesinler diye toplantıyı yaptık. Arkadaşımız güzel bir şey söyledi. Sokakta konuşuyoruz ama buraya geldiğimizde konuşmuyoruz. Lütfen konuşalım, sorunlarımızı paylaşalım, sorunlarımızı sayın belediye başkanımıza soralım. Cengiz Çelik'le Beşiktaş'ta esnaflık yapıyorum. Beşiktaş'tan dışarıdan gelip de aynı dükkanın yan tarafına aynı iş yeri açılması uygun mudur? Böyle talepler oluyor. Bunlar da gündeme alınmasını istiyor. Beşiktaş'ta bir ekmek varsa biz yiyelim. Başka biriler gelip de bizim dükkanımızın yanında aynı dükkanı açması ve bize değil, kaç esnafa zararı olacak? Onları da göz önünde bulundurmak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız, esnaflarımız var mı? Arkadaşlar. Evet, ben özellikle Sayın Başkan'a bu soruları soracağım diyen arkadaşlarımız var bu toplantı öncesinde. Onları da sorularını alalım. Burada sorusu olan başkanımız, sorusunda Sayın Başkan'a soracağım. Adım aslında çeken küçük bir esnaf başkanım. Şunu söyleyeceğim. Cumhuriyet Mahallesi Sabri Dilek Caddesi'ndeki bu en kötü işaretleri lavaları çocukların şemsiyeleri yani insanların başlarına alıyor. Yani bunu nasıl gördüm belediye? Bunu soracağım. Ben sonra anlarım ya başkanım. Başka bir soru. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Evet, Salih Yavuz, sizin sorunuz var mı Sayın Başkanımıza? Evet. Salih Yavuz'un bir sorusu var Sayın Belediye Başkanımız. Bana alacak soruna. Birer esnaf arkadaşlarımız var ve 40 yıldan beri ilk defa belediyeciyi esnaf olarak, belediye başkanı olarak yapmamız. Lütfen sorularınızı Sayın Başkanımıza soralım. Sorunlara kadar gücü var edin. Salih'cim, şöyle gidebiliriz, orada tam bile çekmiyorum. Biraz sessiz olursak değerli arkadaşlar, biraz sessiz olursak. Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Başkanım şunu söylemek istiyorum. Ben gelmeden önce dükkanın önünü ölçtüm. Kaldırım 5 metre 35 santim. Benim bir kola dolabım veya bir cips standı acaba bu kadar milleti rahatsız ediyor mu?
Yani tamam anladık. Çarşının içinde herif tamamen kaldığını kaldırmış. En azından kanunu çıkarırsın. Dersin ki üçte birini kullanırsın. Üçte birini kullanmayana cezayı kesersin gidersin. Bu kadar yani uzatmaya bu anlamı yok. İkincisi kentsel dönüşüm. Bizim dükkan sahibiyiz. Aynı evde iş sahibiyiz. Şimdi bizim buralar yıkılacak muhtemelen. Biz işsiz kalacağız. Ne olacağız? Nereye gideceğiz? Nereye taşınacağız? Bu yaştan sonra gidip başkasının yerinde evimde mi çalışacağım ben? Buna da bir açıklık ettirmesini istiyorum. Yani mülk önemli değil. Ya mülk tamam. Değer neyse verimi çıkardı atarsın adamı. Ama iş ne olacak? İş önemli. Yani mülkün değeri önemli değil. Biz verirsin 100 lira tamam. Hadi git dersin gidersin. Tamam amenna. İyi iş. Saygılar. Evet, Sami Yavuz'a teşekkür ediyoruz. Orada tesis önünde minibüs var, ticari minibüs. Onu kapatmış. Lütfen saygıdeğer rica ediyoruz. Onu bir yatsın. Tesis önündeki yolda kalan araç sahipler araçları bir yoldan kaldırsınlar. Rica ediyoruz. Evet, Beşiktaş Yeşilköy Spor Kulübü Başkanı Sayın Tahsin Gündoğdu'nun da bir sorusu vardı Sayın Belediye Başkanıma. Tahsin Bey buradayım. Evet. Hepinize iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bir esnaf olarak da başkanıma şunu 40 senelik esnafı Beşiktaş'ta 3 tane harp vardı. Halimiz kapandı şu anda. En iyisi gideceğiz. Bunun sebebi neydi acaba? Bunu bundan öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Esnaf soruyor. Sayın Başkan cevaplıyor. Evet sizleri tanıyalım. Nisan Çolak, Beşiktaş'ta ilk işiyle uğraşıyorum. Özellikle bu toplantıyı terdim eden yetkililere, başkanıma teşekkür ediyorum. Benim bir sıkıntım var. Bu hırdavatçılarda özellikle 1 milyoncu diye tanımlanan esnaflarda elektrik malzemelerinin tümü satılıyor. Bu zabıta bu konuyla ilgilenmiyor mu? Veya bu esnaf arkadaşlarımızın ruhsatları buna uygun mudur? Bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan esnaf arkadaşlarımız var mı? Evet, bir de genç kardeşimiz var. Onun da bir sorusunu alalım. Gençten önce Beşiktaş'ın çok saygıdeğer esnaflarından. Evet. İnşallah beni çok rahat ediyor. Her belediyemizin yaşından fazla esnaflarımız var. Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın da esnaflarımız Beşiktaş'ın nahiye iken devam etmeye başlamıştır. Şu andaki esnaf kardeşlerimizin birçoğu halinden memnun görünüyor ama bana göre işleri kanadı. Şimdi Beşiktaş'ın nahiye iken ilçe oluncaya kadar bile Beşiktaş'ındaki esnafların işi çok daha iyi durumdaydı. Tabii bunları belediye başkanımıza kesinlikle mal etmiyoruz. Bunu da antiparelde söyleyelim. Şimdi Beşiktaş'ın hasbel peşer ilçe oldu. İlçe olduktan sonra bazı kuruluşlar Beşiktaş'ında yerleşti. Buna göre öğretmen adedimiz çoğaldı, memur adedimiz çoğaldı. Nüfuslar Beşiktaş'ı nahiye iken köylerindeki nüfus zannediyorum 30 bin civarındaydı. İlçe merkezi de 20 küsür, yahut 18 küsür civarındaydı. Şimdiki nüfusumuz köylerdeki nüfus kadar yok. İlçeye gelen kuruluşlar, resmi kuruluşlar tek tek elimizden sökülüp alındı. Şimdi burada belediye başkanının hiçbir zaman bir taksiratı yok. Burada parti temsilcileri, parti yönetimleri, ilçe yönetimleri, esnaf yönetimleri bunlardan ne tedbir aldılar, ne aldılar? Bazı ilçeler bunları geriye aldılar. Bizimkiler peş peşe gidiyor ve de gidecek olan var diye duruyoruz. Bunlar bizim için, bizim Beşiktaş'ın esnafı için hiç iyi olmayan destekler. Evet, başkan diyor ki kaldırımları işgal etti. Güzel bir şey.
Ama kaldırımlarda da sanki geçenler birbirini çiğniyor. Sanki geçenler birbirini çiğniyor. Evet, kaldırımlar işlenecek de sana. Mutlaka edilmesin ama yani bazı esnaflar da bir şey yapmak için daha bölgeli, günlük idare edilebilir ama her zaman değil. Her zaman değil, bu arada antiparanda söyleyelim. Mazeret de bildirir, bunu yapabilir. Ama her zaman bu kaldırımı işgal etme hakkı yok. Bir de esnaflardan da kardeşlerim, yavrularım özellikle çok kardeşlerim. Bazı civar ilçelerdeki esnaflar, Beşiktaş'ındaki esnaflardan bize daha iyi davranıyor civarlar. Ben de diyorum ki şahsen Beşiktaş'ındaki esnaflar çok daha kültürlüdür. Civarlardan daha size daha iyi davranırlar. Bunun dışında bir şikayetler alıyoruz. Bu şikayetleri almayalım. Gelen müşterilerimize müşteri beni nimettir. İyi davranalım. Hiçbir zaman için art niyetli bulunmayalım. Kandırmayı böyle gitmeyelim. Hizmetlerimize kusur etmeyelim. Bir de bundan sonra siyasi parti temsilcileri, diğer kardeşlerimiz bu kuruluşların gitmemesi için, geri gelmesi için ellerinden gelen bir gayretleri varsa bunları yapılarını bunlardan istiyoruz. Beşiktaş olarak. Beşiktaş'ı köy oluyor, köy. Ama bir güvenecek, bir tek güvenecek dalımız kaldı. Bu da elimizdeki belediye başkanımız. Vaatlerini inşallah yerine getirir. Ondan bekliyoruz. Hem de size sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir 61 TB 296, 61 TB 091 dakikalık kan baraj sahibimiz. Fetalacı da zero olarak alırız. Evet, genç kardeşlerin sorusunu aldım. Üstünde 4 tane işletmem var. Küçük küçük 9 tane arkadaşımla beraber de olmak üzere 10 kişiyle beraber çalışıyoruz. Bunların 10 tanesine de sigortasını ödüyoruz. İstihdam sağlıyoruz. Başkanım diyor ki 40 kişiyle imza aldım. 40 tane imza var diye bir yıl sonra kaldırımlardan kullanmayıp içeri çekiliyor. Biz zaten küçük esnaf olarak zaten kips, kola, alkida dondurma satıyoruz. Bunlardan mı zaten para kazanıyoruz? Diğer arkadaşlardan büyük esnaflarla yarışamıyoruz. Bunu da siz yasakladıktan sonra ne satacağız artık? Bunu merak ediyorum. Bir yıl önce olmadı da şimdi mi olmaya başladı? Bir 4 yıl daha var. 4 yıl sonra acaba dükkanları mı kapatacağız? Bize bu konuda yardımcı olmasını istiyorum. Şöyle bir durum var. İstihdamın artırılması için, iş yerlerinin açılması için uğraşıyoruz. Ama gelip kısıtlıyoruz. Belediye başkanından eksik alanlar almış, onu almış, teşekkür ediyorum. Hizmet etmiş, yine teşekkür ediyorum. Ama küçük esnaf için ne yapmış, bizler için ne yapmış onu merak ediyorum. Çarşıda tam yaklaşık 5-6 tane büyük market var. Bu büyük marketlere hiçbir yaptırım olmuyor. A101 2 tane açtı. Bir iki tane açtı, kapattık. Yine 2 tane açtı. Ya ne var bu Beşiktaş'ta? Maskemin olmayan şeyler var da bu Beşiktaş'ta ne var arkadaşlar? Küçük esnaf olarak birbirimize destek olalım. 600 kişiyiz. Yarından itibaren imza kampanyasını biz de toplayalım. 600 tane imza ile belediyeye gidelim. Bakalım bizim gücümüz ne kadarmış. Sizlerle bunu istirham ediyorum. Esnaf arkadaşlarım. Bunu da sizlerle istirham ediyorum. Belediye başkanıma eğer 40 imza gittiyse 600 imza gittiğinde acaba ne yapacak? Ben şunu soruyorum. Encümen arkadaşlarıma söylüyorum. Özellikle söylüyorum. Sizin geçim kaygınız yok. Sizin geçim derdiniz yok. Bu esnafın geçim derdi var. Siz orada oturup belediye başkanımın yanlışlarını yazıyorsunuz. Buna inanıyorum. Oy verdiğim için de pişman olduğumu söylüyorum. İlk defa pişmanım. Kilerin önündeki de, kilerin önündeki araçlar da kimse kaldıramıyor arkadaşlar. Biz orada esnaf olarak gidiyoruz. Kilerin önünde araç kuyruğu oluyor. Ben isim vermek istemiyorum ama bizim önümüze geldi mi zabıta, belediye başkanı hepsi bize karşı geliyor. Ama kilerin önündeki bir park sorunu hala da olmadı. Ve bundan bir hafta önce esnaf kefalet genel kurulu oldu. Hiçbir büyüğümüz gelip de bizi orada şey yapmadı, dinlemedi. Esnafın derdi nedir, ilgilenmedi. İlk defa bu olayın olduğu için Beşiktaş Esnaf Odası'na belediyeye bu konuda teşekkür ederim. İyilik yapan bilginin hakkını ödenir. Ama gelin görün ki ekskavatörle, diğerleriyle bu iş küçük esnafa yardımcı olur. Gelin bize küçük esnafında destek olun. Bize ne yaptığınızı söylemenizi çok rica ediyorum. Başka da bir şey demiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, sevgili dinleyiciler, teşekkür ediyoruz. Efendim.
Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. İstihbaratdan teşekkürler. Hesabını da ediyorum. Buradaki sorunlarımız çok fazla. Esnaf arkadaşlarımız toplandı maalesef. Kimse sesini çıkarmıyor. Herkes halinden mi sağ olsunlar. Ama dediğimiz gibi soğuk değerler. İşler konuşuyor. Kadın işgali konusunda biz de karşıyız. Tabi işgal yapılmasın. Ama bir haftadan beri belediye anons fotoğraflarla tespit edilmiş, sağlık tarafından kaldırımlar işgali yapılmış diye ya biz düşünüyoruz, acaba bir suç mu işliyoruz bu konuda bir suç işledik mi diye cezalandırılmayı bekleyen bir sanık gibi bekliyoruz. Acaba zabıta gelip de bize ne zaman ceza gelsek diye bir suç işlediğimizi mi düşünüyoruz? Öyle bir algı oluştu bizde. Biz bu şekilde kaldırımları işgal manasında suç işliyorsak bu sadece Beşiktaş'ın has bir şey değil bana göre. Ben bundan sonra gittim, Vakıf Kebir'i gezdim, bütün kaldırımlar doldu. Trabzon'a gittim, Kundralar Caddesi, Bedestan Caddesi, Moloz, her taraf kaldırım işgaliyle beraber doldu. Bakıyorum, soruyorum arkadaşlar, burada size bir yaptırım geliyor mu? Belediyeden veya zabıtadan yok diyorlar. Biz bu şekilde kaldırımlarımıza gelen ürünlerimizi koyuyoruz. Zaten müşteri çok fazla değil. Hafızamca'nın dediği gibi birbirini çiğnemiyor. Baktığımız zaman biz de sergiliyoruz ürünlerimizi işte kaldırımla. Kaldırımın zaten metrajı verdi. Bizim ben ölçtüm bugün. Benim çarşıdaki marketimdeki kaldırım 3 metre. Bazı kaldırımlar 1 metre. Bunun da bir iyileştirme yapılırsa memnun oluruz ama yapılmazsa yapacak bir şey yok. Bu kanundur. Ben bu konuda belediye başkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyorum. Hiçbir esnaf arkadaşımız keyfi bir şekilde bana göre kaldırımı işler etmiyor. Sadece keyfi bir şekilde işler etti düşünmüyorum. İçeride yeri yok. Kola dolabına koyma yeri yok. Arka dolabına koyma yeri yok. Metraj düşük. Ne yapsın? Her gelen belediye başkanı büyük marketlere ruhsat vermiş. Onun adamı, bunun adamı bir şekilde ruhsat almış bu gelen büyük marketler. Biz de bunun altına ne yapıyoruz? Bir şekilde yaşam mücadelesi veriyoruz. Arkadaşlar bugün biz 50 kişiye aşağı yukarı ekmek vermeye mücadelesi veriyoruz. Yani nüfusumuz 50 kişi. Devamlı artıyor. Biz onun mücadelesi veriyoruz ama bir şekilde de bize bu konuda yardımcı olması lazım. Ben belediye başkanımdan şunu rica ediyorum. Gelsin bize bir öncülük yapsın. Küçük esnafı korusun. Bir şekilde bu bir devrim olsun. Büyük esnaf zaten almış başına gidiyor. Onların lobi faaliyetleri fazla. Adamı var, zengin iş adamları var. Ama bizim bu konuda iş kimsemiz yok, sahipsiz kaldık. Ben belediye başkanımıza bize yardımcı olmasını istiyorum. Bizim önümüz tutamasını istiyorum. İzinlerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız da sorunlarını burada söylemesini istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, İsmail Ağa'la teşekkür ediyoruz. Türkiye için bir sorusu var herhalde. Onu aldım, daha sonra Turgut Bey'e gideceğiz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sayın Belediye Başkanım, bizim çarşımızda bir esnafı belediyse, söz konusuysa burada, çarşımızda bir AKB meyvesine kaldırmasını uygun görmüyorum ben. Kusura bakmayın. Çünkü o çarşımızdaki ailelerin 3 tane ailemiz var zaten burada. Bunların meyvesine kaldırmasını uygun görmüyorum. Bizim çarşımızın esnafı önemliyse oraya toplandığında bizim esnafımız burada müşteri kaybeder. Madem halen bir yerde toplanacaksa burada müsait bir yerde üçüncüsünde toplansın. Daha uygun olur. Bu arada pazar yerinin nerede kurulacağını bilmiyorum benim pazar yerinin. İnşallah hayırlısı olur ama çarşımızda zaten bir gibi yeni bir süpermarket açılıyor. Bizim işlerimizi onlara alıyor. Bunun için de sizden bir şeyler yapmanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bizi yaşamaya verin. Evet. Turgut Bey'e gidiyoruz.
Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Herkes bakıyorum bayağı heyecanlı. Yollarımız bambaşka. Kaldırımlarımız bulmasını diyorum ama ben de bir şey sormak istiyorum. Mesela araçlar çok süratli gidiyor. Motorlar çok süratli gidiyor. Eğer burada bir çocuk kaza yaparsa bunun vebalini kim kaldırabilir? Kaldırımda yürümeyecek çocuklar. Nerede yürüyecek? Sohbetine girecekler. Yolun ortasında. Eğer bir çocuğa araba vurursa bunun vebalini kim çekebilir? Daha önce ben gördüm, işlerimin önünde bir sitede çocuk vurdu. Bir tane adama çocuk araba vurdu. Ya bunlar için ne düşünüyorsunuz ya? Hepimiz ticaret düşünüyoruz, karımızı düşünüyoruz. Ama insan önemli değil mi? İnsan değeri önemli değil mi? Ha bu arada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bazı arazoluklarda tek yol olmasını istiyorum. Çünkü kaldırımlar çok dar. Oradan yaya geçmiyor. Tamam. Yaya yürüyemiyor ya. Çünkü çok dar olduğu için özürlüyle gidemez oradan. Yaya da gidemez. Tek yön olmasını istiyorum bazı arasoğukların. Gerekirse kaldırımları biraz daha büyüklerim. Araçlar biraz daha dikkat etsin. Burada giden arkadaşlar, araçlar özellikle plakasız motorlar gidiyor. Son sürat ya. Böyle bir şey olmaz. Yani biz global şehirlere gittiğimizde bakıyoruz. Ya daha güzel insanlar daha güzel yaşıyor ya. Ya biz eğer müşterimiz gelecekse bizim zaten eğer bizim ilgimize işlerin içerisine gelir yani. Bundan yana bir ilgi olmayalım yani. Ya biraz müsaade etseler zaten biz tamamını kapatacağız bunu. Buna da inanıyorum ya. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum. Evet Turgut Bey teşekkür ediyoruz. Şu sesi biraz daha yükseltebilir miyiz? Diğer taraflardan duyulmuyor. Evet bir bayan esnaf masa doğru gidiyoruz. Hocam Hanım'ın sorusunu alacağız. Davran buyurun. Sevgili başkanıma ve diğer başkanıma böyle bir toplantı düzenlediğim için her şeyden önce teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili esnaf arkadaşlar, hep kaldırmak kesilmesin, kaldırmak kesilmesin diye sadece ürünlerimizi takipliyoruz. Pardon, bu ticaretle ilgili bir şey başkanımızın takdirine kalmış mı olarak karışıyor. Ancak kaldırımlara kahve ben hepinize iyi akşamlar diyerek sözüme başlamak istiyorum. Sayın Belediye Başkanı'na da saygılarımı sunuyorum. Hanım kardeşlerimiz bizim baş tacımız. Ben onların kahve önünde oturan kişilerin belki yarın, belki bir gün oturan kişilerden bir tanesi de kendi eşi olduğunun hesabını yapmasını istiyorum. Bu esnaf kardeşlerimin bu çay ocaklarımızın, kahvehanelerimizin, ben isterdim ki kahvehane sahibi kardeşlerim bu olaya biraz daha duyarlı davransınlar. Çarşıda yüzüm üzerinde kahvehane işleten işletmeci kardeşim var. Bu işletmecilerin hepsi zor durumda. Yazın kol sıcağında içeride kimse oldurmadığı gibi sandalyesini, kirasını çıkarabilmek için, evini geçindirebilmek için sandalyesini bir iktidarı dışarı atarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Ama maalesef bir bakıyoruz ki kahvelerimiz sayıyla bize oturup dinlenme yerlerimiz olan yerlere kahvelerimiz kaydığı için bu iki tane sayıdaki iş yerine yoğunluk arz ettiği gibi bu kardeşlerimiz geçinemeyecek duruma, kiralarını ödeyemeyecek duruma sahildeki iki tane işletmenin mutlak surette kısıtlanmasını istiyorum. Düzen getirilmesini istiyorum. Belli bir yerde masa ve sandalye dizaynının yapılmasını istiyorum bir esnaf olarak. Beşiktaş'ında esnaf olarak 33 yıllık esnaflık hayatım var. Sayın Başkanım söyledi. Ben dedi çıktım pazarlarda ve şu kadar yol yürüdüm dedi. Ben de Beşiktaş'ında esnaflık yaparken pazarda mal satmaya ve kendi geçimimi sağlamaya çalıştığım benim de günlerim oldu. Pazarcıların sorunlarını o pazarda
Biz bayan kardeşlerime sesleniyorum. Pazar yerinde gezerken, bir metrelik yolda yürürken rahatsız olmadığınızda, 5 metrelik, 10 metrelik, 15 metrelik yoldaki sandalyelerden mi rahatsız oldunuz? Ben özellikle sizlerden rica ediyorum. Bakın esnaf kardeşlerimizin bugünkü dar durumda, Beşiktaş'ı Sayın Başkanım söyledi, ne kadar içinin boşaldığını hep beraber görmekteyiz. İnsanlarımız, gençlerimiz Rusya'ya gidiyor. Geçimlerini sağlayabilmek için oralarda para kazanıp ilçemize gönderiyor. Onun için daha duyarlı davranmanızı istiyoruz. Belediye başkanımıza 40 tane imza gitti ama arkadaşımızın söylediği gibi 600 değil 1500 imza göndeririz. İmza sorun getirmiyor. Sorun çözmüyor. Çözmemesi lazım. Sayın Başkanımızdan istediğim şudur. Şu anda esnaf olarak çok dar bir boğazdan geçiyoruz. Beşiktaş'ın da inanın samimiyetimle söylüyorum. Sokaktan sabahtan akşama kadar 50 kişi sağ tarafa, 100 kişi sol tarafa geçmiyor. Bizler esnaf olarak siftah yapamıyoruz. Ben Sayın Başkanımın yapacağı ve uygulayacağı projeleri bir yıl sonra hayata geçireceğini, teleferik projesini yapacağını ve burada bazı çalışmalar, otel işletmeciliği gibi durumlarla bazı projelerin olduğunu, bunlar beni şahsen esnaf olarak bayağı heyecanlandırıyor. Sayın Belediye Başkanımdan şunu rica ediyorum. Bu hayata geçtiği zaman Beşiktaş'ındaki sirkülasyon, yani nüfus oranının artması, belki de göçün geri gelmesine sebebiyet verecek. Sayın Başkanımın hayata geçirmek istediği bu durumu gözden geçirmesini rica ediyorum. Bir yıl ertelemesini rica ediyorum. Bu yatırımları yaptıktan sonra, Beşiktaş'ındaki istihdam arttıktan sonra, esnafımız rahata kavuştuktan sonra, biz zaten oradaki dışarıdaki atmış olduğumuz eşyalarımızı içeri alırız. Bunlar bugünkü koşullarda esnafımız can çekişmesinden ötürü dışarı atmadığı zaman zaten sifte yapamıyor. Ben esnaf olarak Sayın Başkanıma sözleniyorum. Her yıl sel felaketinden en çok zarar gören esnaflardan bir tanesi. Bugüne kadar hiçbir zamanda kalkıp da hiçbir yere müracaatım olmadı. Ama bu konuda Sayın Başkanımızın sözü var. Bu sorunun çözülmesine ve projenin yapılmasına sadece ben değil, 100 tane, 200 tane, 300 tane bu Beşiktaş'ın kanayan bir yarasıdır. Beşiktaş'ın belediye başkanı da esnaflıktan, ticaretten gelen bir kişi olarak, bir kardeşimiz olarak, abimiz, büyüğümüz ve bugün belediye başkanıysa, babamız konumundaysa, bizler evlatları ve kardeşleri, çocukları konumundaysak bu durumu gözden geçireceğini, vicdanını, elini vicdanını koyacağını ve bu uygulamayı tekrar gözden geçireceğini encümenlerinden bu bizim buradaki anlatımımızda mutlaka ses vereceğine inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar. Evet, Sayın Metin Kalay'a teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan esnaf arkadaşlarımız varsa onlara da bir sene daha sorun vardı herhalde. Evet. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Esnaf abilerim, büyüklerim. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir altyapı olmadan yasak gelmesi ne kadar doğru düşünüyorsunuz? Vallahi altyapı olmadan hiçbir şey yapılmaz. İlk önce altyapıyı hazırlamak lazım. Ondan sonra yasaklarınızı vermeniz lazım. Dışarıya ondan sonra kimse sandalyesini, masasını, herkesin sıkıntı sandalye, masa, oy bu. İlk önce altyapıyı yapıp dışarıdan göç almamız lazım. Dışarıdan insanları buraya toplamamız lazım. Ama biz bir şey tutturduk. Bu yasak, o yasak, şu yasak, şu yasak, şu yasak, yasak, yasak. Her taraf yasak. Biz yasak değil, çözüm odaklı bir şey üretilmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Başka büyükşehirlerimiz artı, büyükşehirlerimize bakıyoruz. İlk başkanımız diyor ki iyi gibi olmak istiyoruz. Biz de iyi gibi olmak istiyoruz. Hak veriyorum ona. Çok iyi, çok güzel. İyi gibi olmak herkesin amacı, herkesin isteği. Vahlı Gemir'de bakıyoruz, her şeyi sokaklarda, dışarılarda sevgilemişler. İyi gibi mi? Değil. Ya belki değil. Beşiktaş'ın herkes dışarılarda malzemeleri var. Doğru mu? Değil. Ama müşteri olmadıktan sonra dışarıda masa olmuş, olmamış. Ne gereği var yani? Hiç sıkıntı yok yani. Dışarıda o 60 bin
engellemişler, bir şeyler yapmışlar. Ama bu sorun değil arkadaşlar. Bence bunun çözümü ilk başta altyapı yapıp, üniversitemizi getirip, ondan sonra esnaf olarak müşterilerimizi güzel yüzlü davrandığımız zaman herkesin sıkıntıdan, dertten, ondan bundan, her şeyden kendini koruyacağını biliyorum. Bir de çoğu kişi iflasta bu arkadaşlar, %90. %90 iflasta söyleyemiyor, utanıyor. Dükkanını da kapatamıyor, utanıyor. Bu yasak, o yasak, ondan sonra kapatıp gideceğiz. 4 yıl sonra hiçbir şey kalmayacak peşimizde. O zaman il gibi mi olacağız, kasaba gibi mi olacağız? Ben de bunu düşünüyorum. Sadece bunu düşünüyorum yani. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. 500'ün için ne yapmamız gerekli olduğunu burada herkes söylesin. Dışarıda herkes diyor ki arkadaşlar bu olsun, şu olsun, bu olsun, o olsun, bu olsun, şu olsun. Ama geldim buraya hiç kimse bir şey konuşmuyor. Niye konuşmuyorsunuz? Ben bundan bir şey anlamıyorum. Herkes konuşmak için geldi buraya. Derdini, sıkıntısını çözüm üretmek için geldik buraya. Hiç kimse çözüm üretmiyor. Dır 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 ödedi. Bu böyle esnaflık olmaz. Bak arkadaşlar, ben de esnafım. Herkesin açı, ben nasıl aldıysam mikrofonu elinize, siz de alın, siz de istediğinizi söyleyin. Yani siz de istediğinizi söyleyin bence. Altyapı olmadan ceza, bu ceza, o ceza, bu ceza olmamasını düşünüyorum. Altyapı yapalım, ondan sonra esnaftan biz de isteyelim. Herkes de isteyin, sayın başkanım ve yönetim kurulu, herkes istesin. Ben bunu diyorum, başka bir şey değil, hiçbir şeyim yok. Teşekkür ederiz Serdar kardeşimize. Evet, başka sorusu olan esnaf arkadaşlarımız, yarın sorulara biraz daha kısa alalım. Çünkü çok sorulara cevap vereceğiz sayın başkan. Engin Saman, Beşiktaş sahibi. Arkadaşlar, bilmiyorum. Bu işim varsa gelsin yanına. Biraz sıkıntılarımız var. Şimdi herkes kurallarla bahsediyor. Kural konması lazım. Kural şart. Kuralsız hiçbir şey olmaz. Kuralsızlık üstünde bizim zaten yönümüzden sanayi sırasında araba çekmeye, park etmeye park alanımız yok. Ne kadar hurdalı açmazsa geldi, yılda oluyor, bankta var, da gittiler. Ben istiyorum, gelsin hepsi değerlensin. Maliyetçi gelsin, değerlensin. Esnaf olması değerlensin. Belediye başkanımız gelsin, bizim değerlensin. Gelsin, görsün. Gördüğün resmetini, tozu, neyi varsa, ne yapıyorsak hatamız neyse, gelsin, bizim olsun, değerlensin. Gereken ne yapsın? Ben onu istiyorum. Kuvarsız olmaz. Herkes bir kovu olacak. Yanlış mı arkadaşlar? Var mı işte sana peşin sayesinde? Var mı dinleriniz? Ay bayi sen geldin. Evet, benim isteğim bu. Benim isteğim kural. Kural, kural. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sayın değer esnaflarımız, başka sorusu olan esnaf arkadaşlarımız, büyüklerimiz varsa alalım, yoksa son bir soru alalım. Daha sonra Sayın Belediye Başkanımız sorulan tüm soruların cevaplarını sizlere verecektir. Evet, şöyle. Merhaba, ben İlyas Çakır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben kralına sahip olmuş olsam, ben burada çıkar konuşurum. Bir tane kahveci, kıraathane sahibi, burada gitti, çıkan, konuşan ben görmedim. Adam sigara işini, affedersiniz, bayanlarını da özürlüyorum. İçine de saygım var, içmeyen de saygım var. Ben kıraathanede oturuyorum, mecbur çıkacağım dışarıda, sigara içeceğim. Öyle değil mi? Yani sen oradaki sandalyeyi kaldırmanın bir anlamı yok. Şimdi ablam oradan diyor bir şeyler ama. Kendi meyhanesinin kapısında, oradan bayan da geçiyor, adam orada sigara içiyor kapıda, o bakmıyor. Şimdi iyiliğe kendinize bakın. Ondan sonra öyle böyle, öyle değil. Herkes burada Beşiktaş'ta ise kimse kimseyi ezmeye hakkı yok. Herkes herkese saygılı olduğu sürece, anlatabiliyor muyum? Bu işler zaten çözülür ya. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi dikkatli bir şekilde esnaf arkadaşlarımızın Sayın Belediye Başkanımıza sorduğum soruların cevaplarını alacağız. Bir soru daha alalım Sayın Başkan, ondan sonra geliyorum. Evet. İsmim Dilara Öztürk.
esnafım. Ben pazarlara gidiyordum. Pazarlara giderken pazartesi günlerinde Eskiye gidiyordum. Burada bilmem kaç kilometre yol yapıyordum, etek satıyordum. Mesela Eskiye esnafına sevgi parası 5 liraysa bana 10 liraydı. Ondan sonra niye böyle diyordu, sen kenara 61 diyordu. Sen de nereden nereye geliyorsun diyordu. Ondan sonra Vakı Kebir'e gittim. Dedim ki Vakı Kebir'e ben de buraya çıkıyordum, 3 kilometre dedim. Yakınız dedim, nereden geliyorsun Vakı Kebir'de, Beşiktaş'a geliyorum dedim. Ahmet Sabıdamız'ın selamı var dedim. Ondan sonra orada müdür şey, ne, Musa Çavuş. Dedi ki nereye geldin Beşiktaş'a dedim, iyi gelemiyorum ben dedim. Şu köprü üzerine bir eczar sevdiğim dedim, iyi açarsın dedim bana. Nasıl edeceğim dedim. Elinayı bu şeyin üzerine dedi, sepon üzerine öyle açarsın dedi. Niye dedim bana, dedi ki burası yasak dedi. Yani ben dedim, bana dedim de bir haftaneyim burada dedim. Tamam dedi, şu yukarı açtıydı. Gittim kamyonların arasını açtım, 1,5 yani bir çorap sattım. Olduğum gibi 500'e geri döndüm. Şimdi bizim 500'ü, yani isim vermeyeceğim ama bir önceki başkanın değil, daha önceki başkanın zamanında 500'ü yol geçen anı oldu. Gelen giden omuzunu rahatlar satıyor, affetsin, çoğu satıyor, her şeyi satıyor. Bizim esnaflarımız hala alıyor. Onun için bana sayın başkanımız, madeniyet değişecek dedi, bunlara foto koyması lazım. Aynı Amerika'da kaldılar 9 sene, Amerika'daki yağ derilerin foto koyması gibi başkanımızın da pazar yerine foto koyması lazım. Çünkü hırda yol geçen anı oldu ve büyük marketlerde sevgili arkadaşımızın dediği gibi aracılığı şey yapması lazım ki patlamasını görmesin. Ben bunu istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Evet, sorularımızı sorduk. Ben bütün sorularla ortak bir şekilde. Sayın Başkan'a mikrofonu uzatalım derelim. Sayın Başkan sorulan soruların cevaplarını da kendisi versin. Sayın Başkan'a buyurun. Hepsine yazılı cevap vereceğim desem olur mu? Değerli arkadaşlar, değerli esnaf kardeşlerim. Biz aynı tabanın balıyız. Aynı geminin yolcusuyuz. Ayrı gayrı yok. Beşiktaş'ta hepimizin, başka Beşiktaş'ta da yok. Yani burada esnaf para kazanacak ki Beşiktaş'ta kalkmasın. Biz Beşiktaş'ta biraz önce konuşmamda ne dedim? Mecazı olarak parayı severim dedim. Bu Beşiktaş'ta para girmesi lazım dedim. Para girerse Beşiktaş'ta ilgi olur. Yatırım gelirse Beşiktaş'ta ilgi olur. Nüfus artarsa Beşiktaş'ta ilgi olur. Yani Beşiktaş'ta yaşayan insanların ne kadar kültürlü, ne kadar ilgili olduğunu ilgilendirmiyor. Beni bu Beşiktaş'ta yaşayan insanların ne kadar akıllı olduğu ilgilendiriyor. Düşüneceğiz, birbirimizi sevmeyebiliriz ama birbirimize saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Burada 4 yıl daha belediye başkanıyım. Düşüncelerimi, planladıklarımı yapmak için gece gündüz çalışmaya gayret ediyorum. Hiçbir sıkıntısı olmayan kardeşlerimden biriyim. Bugün burada olan esnaf kardeşlerime de şunu sorsam, içinizden kaç taneniz yarın sabah valizini hazırlayıp çoluk çocuğunu yanına alıp Türkiye'nin herhangi bir ilde ömrünün kalan kısmını refah içinde sürdürebilir diye sorsam çok belki bir işaret çıkar. Beşiktaş'ın da ben esnafın ne sıkıntılar çektiğini görüyorum. Biraz önce Hacı abi söyledi. Ben burada ilk öğretmenliğe yeni camiye gittiğimde Beşiktaş'ın nüfusu 70'li yıllarda 40.000'di. Bugün nüfusumuz 22.000. Kadıköy'de, Yeni Cami'de 150-200 öğrenci vardı. Yıl 1976. Bugün Beşiktaş'ın bütün köyleri boş. Nüfusun %85'i merkezde yaşıyor. Bunları ben görüyorum. Duygusal olmaya gerek yok. Kaldırımlarla ilgili düşüncelerimize bu kadar kafa takmayın. Önemli bir sorun değil. Ben ilk geldiğimde sonra şunu söyleyeyim. Hiç kimse
benim arkadaşlarımın, belediye meclis üyelerinin beni yönlendirdiğine, bana akıl verdiğine, beni yanlış bilgilendirdiği konusunda bir yorum yapmasın. Bunu asla kabul etmem. Biz 15 belediye meclis üyesi aldığımız her kararı bugüne kadar ortak aldık. Oy birliğiyle aldık. Şu içinde bulunduğumuz tesis satılacak dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, AK Partisi'ne oy birliğiyle karar verdik. Böyle belediye meclis üyesi arkadaşlarımız haksızlık yapmayın. Biz istişareyi sünnet bilen bir terbiyeden geliyoruz. Bir anlayıştan geliyoruz. Sizden biraz bu toplantıyı turuncu kardeşim ilk dedi. Zaman zaman yine yaparız. İyi ki yapmışız. İyi ki bu yemeği yemişiz. İyi ki aynı havayı tenefüs etmişiz. 15 arkadaşım söz aldı. Derdini söyledi. Şimdi biz müdahil olacağımız yerde müdahil olacağız. Ben belediye meclis üyesindeki arkadaşlarıma şunu söylemiştim. Dedim ki hiç kimsenin kaldırımına karışmayalım. Biraz da aksi davranımla bir hafta bu çarşıdan çöp toplamayalım. Çöpün ne olduğunu görsünler. Benim 35 tane personelim sizin çöpünüzü topluyor. Gece saat 12'ye kadar çarşı başına git, onu götürüp dökmek, yetiştirmek amacıyla hızlı hareket ediyor. Bırakalım dedim bir hafta bu çöpü almayalım. Bırakalım dedim bu kaldırımları istedikleri gibi kullansınlar. Bırakalım dedim istedikleri gibi şehrin caddelerine, sokaklarına, araçlarını çeksinler. Bizi hiç ilgilendirmesin dedim. Benim gözümde belediye bu değil. Belediye başkanlığı bu değil. Bunu böyle bilin. Marketler tabii ki sizi rahatsız ediyor. Ben en son üstünde bir eczane açıldı. Biraz engellemek istedim. Açılmasın dedim. 6 tane var. 7'ye gerek yok dedim. Kriterlere baktım. Meşgulünün nüfus şeyine göre tutmuyor. 6 eczacı arkadaşımdan görüş aldım. Ama eczacı zar odası nakil olduğu için aşmasının gerektiğini söyledi. Biraz daha engelledim. İlk tuttuğum yerden farklı bir yerde daha geniş mekan bulmak zorundaysın dedim. Ben de kareceyi çıkarttım ve oraya açtım. Benim dönemimde ben Beşiktaş'ta büyük market açılmasına taraftar değilim. Zabıta kardeşlerim hep bu konuda talimat veriyor. Kulağınız delik olsun. Bir yerde bir lokanta varsa yanında ikinci bir lokanta açılmaz. Bir yerde aynı iş yapan bir esnaf varsa yanında tekrardan başkası gelip aynı iş yapan bir esnaf dükkanı açmaz. Veya bir de şöyle bakalım. Ticaret özgür. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Aşık ilçesinden, Bey ilçesinden esnaflar gelip burada dükkan açabilirler. Bunu biz yasaklayamayız. Burası şeyle yönetilmiyor, demokrasiyle yönetiliyor. Sermayeniz varsa, müşteri bulacağınıza, para kazanacağınıza inanıyorsanız siz de gidin açın o ilçelerde. Bizim Beşiktaşlılar da gitsin aslında. Yani sizden alışveriş yapan müşteriye hangi ilçedensin, neredesin diye soruyor musunuz? Sormuyorum. Bu ticarette sınırlama olmaz, kısıtlama olmaz. Sadece bir takım kurallar vardır, şartlar vardır. O şartlar tutuyorsa, yerine getiriyorsa herkes, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Beşiktaş'ında esnaflık yapabilir. Kaldırımlar konusunda başka bir şey söylemek istemiyorum. Sizlerin yapmış olduğu değerlendirmeleri dikkate alacağız. Hiçbir şey iş iktidarı değildir. Bunu öyle bir bakacağız. Nerelere kadar? Ama bu kaldırımlar konusundaki kararımız şundan çıkmıştır. Konuşmamı iyi dinlemediniz. O zaman. Üstünün kanalizasyonu ve su içme suyu tesisatı değişecek. Ve merkez dediğimiz
kapatması gereken sokakları kapatacağız. Taksi duraklarımız o sokakların içerisinde, Karaca sokakların içerisinde. Eğer yer bulabilirsek, kardeşlerimizi, esnafımızı razı edebilirsek, bulduğumuz yerlere onların gitmesini isteyeceğiz. Yoksa zaten müşteri gibi orada bilemeyecek, ocaklılar sokaklar kazanacak. Zabıtaya tekrar talimat vereceğim. Zabıta teşkilatım veya zabıtalarımız demek ki gerekli hassasiyeti göstermiyor. Perşembe gününün dışında, kadarcı esnafının dışında 300 bin hiçbir yerinde dışarıdan gelip aracıyla ticaret yapılmasını istemiyoruz. Bunu engelleyeceğiz. Yol tabelaları alacak demişler. Bunları kısaltmak için düzeltiriz. Önemli bir konu. Sayın Hasan Gündoğdu kardeşim dile getirdi. Hal kapandı. Abi, fabrika kapandı. Fabrika. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada 120 kişi çalışıyor. 6 gün imzalı sayılı bu Büyükşehir yasası. Trabzon Büyükşehir olduktan sonra sebze ve meyve komisyoncuları ticaretiyle iştigal edenler bu yasa gereği ya merkezde olacaklar ya da ilçelerde belli bir sayının üstünde olup toplu halde bulunacaklar. 30 kişi, en az 30 esnaf bu işi yapıyor olacak. Büyükşehir yasası bunu emrediyor. Biz bunu biliyorduk. Ama sahilde spor salonunun arkasında bu yasa olmamış olsaydı, büyük şehir olmamış olsaydı, benim düşüncem şu. Şimdi bunu da anlatmayayım. Bir takım bu geçimimizin sıkıntıları var. O kalın olma olmasına razı değilim. Sanayi sitesi yolunda bize ait 2 milyon kadar bir arsada buranın bu hani toplayalım istedim. Çünkü sahili başka amaçla, Beşiktaş'ın en güzel yerini başka amaçla değerlendirmek istiyoruz. Benim anlayışım, yönetimdeki arkadaşlarla düşüncemiz buydu. Ama biz hali eski şantiye tarafında bir yere, Asayir'in üstünde bir yere bu arkadaşlarımızı alabilir miyiz diye bir planlama yapma içerisindeyken ki orada bir hakikat da yaptı. Büyükşehir bize engelledi. Büyükşehir bunu soracak kesinlikle dedi. Maliyede, defter kaydında sebze meyve toplantıcılığı yapmaması lazım dedi. Ben de kendilerine parakette dükkan tutup parakettecilik, büyük parakettecilik gibi yapıldı işçilerim. Ama her neyse tercihleri en eskide gidip hal olarak devam etmek genel oldu. Hiçbir engel yok. Karşıda bir büyük şey tutarsınız, dükkan tutarsınız, parkendeki sebze meyve satıyormuş gibi manav statüsünde çalışabilirsiniz. Yasanın gerektirdiği bir şeydir. Zorunluluk, Ağzı'nın üstündeki yerin üzerinde toplu yapma olmadığına göre karşıda bu işi biraz müsait bir yerde yapmanızda bir sakınca yok ama defterinizde toplantı yapmayacak. Sebze meyve komisyoncusu yapmayacak. Yasa bunu böyle yani. Bir başka arkadaşımız Sayın Ali İhsan Çolak kardeşim söyledi. Onlara baktıracağız. Ruhsatlarında onları satma yetkisi var mı yok mu? Onlara baktıracağız. Hayır Mustafa Boltalı gitti dedi. Doğru dedi. Bunun için gece gündüz çalıştığımı söyledim. Araplarla beraber en az 15 kere bir araya geldik. Adamları çarptı, bir takım kaprislerini çekiyoruz, gidip görüşüyoruz. İki kere yurt dışında tanıttım. Yine önümüzdeki ay Cidli'ye veya Katar'da fuarla Doka'nın düzenlediği oraya da gideceğim. Yine 500 liraya ilgili bir takım projeleri orada da tanıtacağız. Küçük esnaf için ne yapabiliriz? Sayın Selim Dilli. Vallahi biz küçük esnaf biraz önceki konuşmanda
2015 yılı için 50 milyon TL'lik bir ihalenin 500'de yapılacağını söyledim. Bu nüfus artışı demek, bu istihdam demek, bu buraya daha çok paranın girmesi demek. O girdiği zaman bizim esnafımız da rahat eder diye düşünüyorum. Vallahi oy verdiğim için pişmanım dedim. Bu beni üzdü. Bunca 500'ün oy vermeyen tepkiden Allah razı olsun. Çok samimi bir şeyimi size itiraf edeyim. Ben şu anda belediye başkanlığına kaç oyla seçildiğimi bilmiyorum. Geçenlerde bir benden önceki başkan kardeşimiz bir broşür basmıştı. 205 oy farkla seçildiğimi orada öğrendim. Buna Allah'a inandığınız gibi inanın, bunu gerçekten hiç takip etmedim, etmem de. Hangi köyden, hangi mahalleden, kim verdi, kim vermedi? Cenab-ı Allah nasip etti, belediye başkanı oldu. Seçim çalışmalarına eşimle geldiğim zaman hiç heyecan duymadım, heyecan yapmadık. Dedik ki el ele Ankara'da bir pazar günü maç seyretmeye gittiğimizi düşünelim. Pınar Hanım'a öyle söylemiştim. Bu maçta Cebeci Stadı'nda olsun. Sağdaki takımlarda birisi Keçiören Gücü, birisi Sincan Spor olsun. Bizi heyecanlandıran takım olmasın demiştim. Bu şekilde bir seçim kampanyası yürüttüm. Bir kampanyanın gerekleri neyse, zorunlulukları neyse, yapılması gereken neyse onu yaptım. Gayret ettim. Cenab-ı Allah nasip etti. Vatandaşımız takdir etti. Biz belediye başkanı olduk. Seçilemeseydik böyle Ankara'da işimizin gücümüzün, kapattığımızın işimizin gücümüzün başına giderdik. Seçildik, bu görevin hakkını vermek zorundayız. Onun için çalışmalara gayret sarf ediyorum. Büyük maddeleri engelleyebilir miyiz İsmail Bey? Onu bakalım. Ama şu anda adam geldi bir şey açtı. Dükkan açıyor. Açı farklı dükkan dedi. Ben dedim ki yok. Neydi? Disko. Disko bir geldi açtı. Diskolar açtı. Bu da bir madde. Tabi toplantılardan alıyorlar galiba, nasıl alıyorlarsa. Ama böyle kilerde böyle büyük şubeleri olan marketlerin ruhsat verirken dikkat edeceğiz. Vermemeye gayret sarf edeceğiz. Çarşıyı biraz önce söyledim. Caddeleri ortadan ikiye böleceğiz. Araç parklarını herkes aracın içini rahat bırakamayacak. Ama önce mevcut araçlara otopark yapmak zorundayız. Otopark yeri göstermek zorundayız. Bunun gayreti içerisindeyiz. Yani evimizin yanında, sağında, solunda, mahallenizde bir boş arsa varsa yan ettik, bunları dolduracağız dere malzemesiyle. Buralarda tarla yapılmayacak, tavuk bakılmayacak, inek bakılmayacak. 8-10 tane çocuk parkı aksesuarı oyuncak grubundan alıp mahalle aralarında bunları yapmak istiyorum, okullar tatile girmeli. Bunları yapabilirsek, bunlar parada tutmuyor. Büyük şehirlerin ortak bunları yapıp bu arsaları tanzim edip çocuklarımızı yoldan altına, yani mevcut Doğu Gözeçam Parkı'na veya Çağlar Parkı'nda zaten onlara kırık döküp o parktaki oyuncaklara mahkum etmek istemiyoruz. Her mahallede mutlaka, her işte toplu yaşanılan yerde, evlerin arasında böyle bir boş arsaları tanzim edip çocuk oyun gruplarını oralara koymayı planlıyoruz. Valla şimdi Karadeniz'in yapısı farklıdır. Bizde bir düğüne gittiğiniz zaman, korona girmek istediğiniz zaman, oradaki halkayı yardığınız zaman sağınızda kimin karısı, solunuzda kimin kızı var diye bakmazsınız. El ele tutuşursunuz, bacınızmış gibi, annenizmiş gibi oradan tepersiniz. Bu Karadeniz bu. Yani mahrem mi, değil mi, şu mu, bu mu diye bir yorumu yapmadan biz oğlumu yan yana oynarız. Komşu kızımızdan, komşudaki yengemizden yan yana oynarız. Kahve kapılarında oturan, sigarasını orada oturan kardeşlerimizin böyle bir gözü olduğuna asla ve kata hiçbir zaman aklımın ucundan geçmez. Sadece ve sadece. Bu düşüncemiz şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu
caddeleri öleceğiz. Bu caddeleri gidiş giriş yapacağız. Yani Topuloğlu kasabından oradan giren bir araç Cengiz Demir'in dükkanının önüne park edemeyecek. Fas'tan Ürünye'de gidenler görmüştür. Belli saatlerde esnaf aracıyla gelir, malını bırakır, çıkar dışarı. Duramaz bile. O caddeyi böleceğiz ortadan ikiye. Yan yana iki araç geçemeyecek. Geçemediği gibi o caddenin trafiği sürekli olacak. Ve kaldırımlara ihtiyacı vardı bu insanların. Kaldırımların boşaltılmasını istememizin nedeni sipariş verdik. Geldiği zaman o kırmızı plastik dubaları montalayarak o caddeleri böleceğiz. Ama bölmeden önce bu araçları karşıda park edebileceği alanları oluşturuyoruz. İşte Musa amcanın tuğla koyuyor. Sabahtan karşısında eski gübre deposu var. Orayı boşaltıyoruz. Efendim ben söyleyeyim. Akçı durağın arkasındaki iki tane arsaları boşa dolduruyoruz. Yani tuvaletin arkasındaki arsayı boşalttık. Temizliyoruz. Bugün malzeme çektirdik. Yani ben istiyorum ki ben demeyeyim yine ben nefisten haya Allah'a sığınırım. Yani nefis olarak konuşuyor zannetmeyeyim. Biz böyle arkadaşlarla bu madem ki bu çarşıda altyapı yapacağız, nasıl öyle söyledi, altyapı yapacağız Serdar, altyapı demek üniversite demek dedi, akıllı adam. Üniversitenin gelmesi için çok gayret sarf ediyoruz, fakülte gelmesi için. İnşallah yakın bir zamanda duyar, okursunuz basından, rektör böyle de burada bir buluşmamız olacak, demek gideceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı şartlı olarak öğretmen okulunu üniversiteyi devretmeye kabul etti. Şartlı olarak. Ama bu şart bu okulun yatılı kısmını falan bitene kadar bir yere taşınması. Bana diyor bir okul yeri ver ki diyor. Yeni bir okul yapalım buraya lise düzeyinde. Bırak bu arazi üniversiteye verelim diyor. Okulun arkasında yurdun bulunduğu yurdun doğu tarafına yani Meşbatı tarafında, Meşbatı tarafındaki o eski binalar var, kimisi yanmış, yıkılmış, köpülmüş. Bu alanı Milli Eğitim Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'na devretti. Orayı verdi. Tahsisini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı Kredi Yurtlar'a devrediyor. Ve bu alanda basın çıktı gitti galiba, dayanamadı. Hasan bunları yazmıyoruz, soru cevap bölümünü yazmıyoruz. Basındaki arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum. Bu alanda 500 kişilik yüksek öğrenim yurdunun temelini, ihalesini Allah nasip ederse seçimden önce yaptıracağız. Bunu yaptırıma koydurduk. Sayın Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Bey bunun sözünü vermedi. Yaptırıma koydu bunu. Yine hemşirimiz Cemal Yılmaz Demir Bey, Samsun milletvekili. Biliyorsunuz Şarlı'da. Bunu çok emeği var. Bununla ilgili. Beraberce bunu kokardık yani. İnşallah bu yıl yapıldığı zaman şu anda Beşiktaş'taki yüksek okulda okuyan öğrencilerin büyük bir kısmı Beşiktaş'ta durmuyor. Akçabat'tan gidip geliyor. Vakıf Kebir'den gidip geliyor. Üstelik Vakıf Kebir'de 500 kişilik yurt yapılıyor. Biz üniversitenin, fakültenin bunlar temelidir. Yani bir yurdumuz olsun. Bir 500 kişilik yurdu bu sene başlatalım, yapalım inşallah. Yine yılların üstüne çalıştıkları 500 yurtları yapılması gerek planlanan bu ceza ile ilgili de inşallah yakında daha güzel şeyleri okuyacaksınız, duyacaksınız. O da çok az eli kulağında bağlı şeyler. Küçük sanayi sitesindeki arkadaşlarımın yerinden bulundukları ortam güzel değil, iş yerleri sehat açısından. Onları bir dernek kurarak mutlaka küçük sanayi dernekleri olması lazım, kooperatif olması lazım. Şu anda o bölgede imar plan tadilatı yapıyoruz. Küçük sanayi sitesinin arkası tarafına uzanan, çapraları tarafına olan bölgeyi imar plan tadilatıyla, revizyon imar planı yaparak sanayi bölgesi ilan edeceğiz. Artı, ben seçim öncesi de söylemiştim, şantiye binasını oradan kaldıracağız.
oraya o kardeşlerimizin arz ettiği şekilde değerlendireceğiz. Doğrudur, her gelen hurda arabayı oraya bırakıyor. Bunlarla bir çözüm bulalım. Ben iş düzüne yakaladım, polisin, jandarmanın yakaladığı 7 Eylül otoparkını kapattım. Yıllardır orası öyle bir atıl duruyordu ve 5.30'da gelir yoktu Beşiktaş Belediyesi'nin. Onları Trabzon'da bir otoparka devrettik, belli bir ücret karşılığında. Araç sahipleri gidecek, oradan alacaklar. Dışarıdan gelen pazarcılarla ilgili tabi kardeşimiz söylediklerine doğru sormuş, cevap verdik. Küçük sanayi arkasında su geliyor dedi, ona ilgilenelim. Bunu yapalım, bu basit şey onlar. Kimse, konus bir şey söyleyeyim. Hiç kimse bizim araçlarımızı, araç almamızı küçümsemez. Bir. Sevgi mutlaka önemli bir şey. Ama saygı ondan daha çok önemli. Bu Beşiktaş Belediyesi'nin şantiyesine son 15 yıldır bir tek makam aracı girdi. Biz 5 yılın olduk araç aldık oraya. Almaya da devam edeceğiz. İhtiyacımız neyse almaya da devam edeceğiz. Bunu böyle bilin. 600 milyon lira bu belediyenin borcunu şapkadan tavşan çıkarır gibi bir yerlerden parayı bulduk, ödedik. 411 kilometre yol ağımız var. Cumartesi günü Kale Güney, Yeni Cami, Çatırlı bu bölgeleri gezdik. Burada bir iki ay içerisinde 4-5 kilometre beton yol iadesi yapacağız. Nereye yapalım, nereye ihtiyaç daha fazla diye onların yerini tespit ettik. Erkan Bey Kanım'la beraber, Belediye Felişleri Müdürlüğü'yle beraber. Şimdi, bırakın çalışalım. Biz siziz değil. Herkes kendi cümrü kadar iş yapar. Kendi kabiliyeti, potansiyeli kadar iş yapar. Ben kabiliyetlerimin farkındayım. Kapasitelerimi biliyorum. Hiçbirinizden de şeyim yok, farkım yok. İçinizden biriyim. Onun için bu Beşiktaş'ı gelin hep beraber el ele verelim. Kalkındıralım. Yapıcı her türlü görüş ve öneriye açın. Tehditlerinizi, eleştirilerinizi kendinize saklayacaksınız. Bu ukalalık değil, bilinçlik değil. Öneri olarak getirdiğiniz yapılması gereken ne varsa biz onları yaparız. Biz düşman değiliz. Aynı tavanın balıyız. Şikayetçi olduğunuz, siz komşunuz gündüz çöp bırakıyorken eğer uyarıyorsanız, siz eğer o çöpün saatinde atmayanı uyarıyorsanız, o zaman bu eşitliğinin sahibisiniz demek. Ben de sahibi olduğuma kanaat getirdim, geldim buraya. Belediye başkanlığına aday oldum. Eşitliğini elimin tersiyle bir tarafa edip ne halim varsa gör Beşiktaş'ı diyemediğim için geldim, aday oldum. 4 yılım kaldı. 4 yıl sonra siz sağa ben sağa. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Allah sizlere mutluluk versin, huzur versin, birlik versin. Ben sizlere tek duam bu. Allah'a emanet olun. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Konuşmalarından dolayı belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Konuşulmaya bir şey yok ama belediye başkanı...